olsun senin. Hadi. Onur Online canı. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeniden Onur Online kanalına FIFA 21'in ilk kariyer moduyla alakalı, offline moduyla alakalı ilk videosu şu anda karşınızda. Peki bu videoda biz ne yapacağız? Biliyorsunuz ki FIFA 2021'in transferleri belli bir şekilde yapıldı. Yani son transferler harici yapıldı. Kimler işte? Lemos, Fenerbahçe'de, Tisseland falan filan yapıldı. Ama son anda gerçekleşen, son saatlerde gerçekleşen transferler hiçbir takım adına şu anda FIFA'da yok. Peki biz şu anda neredeyiz? Biz şu anda Twitch'teyiz. Twitch'te canlı yayın yapıyoruz ve canlı yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız da açıklama bölümünde yorumlara bakıyorum sürekli, abi bu canlı yayın nerede oluyor diyorsunuz ama açıklamada var zaten linki. Lütfen gelin. Peki Twitch'teki arkadaşlarımızla beraber şu an ne yapıyoruz? Onlar bana yardım edecekler. Ben de kadrodaki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Başakşehir'in, Trabzon'un, bu önde gelen takımların kadrolarını düzenleyeceğim. Edit bölümünden yeni transferlerini koyacağım ve daha sonra bir kariyer açacağız. Bu kariyerde hiçbir şey oynamayacağız. Herhangi bir takımın yerine geçeceğiz ve FIFA 2021'e göre, FIFA 2021'e göre 2020-2021 sezonu şampiyonu hangi takım olacak? Hep beraber buna bakacağız. Şimdi geçiyoruz biz takımları düzenlemeye. Arkadaşlar ilk takımımız Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şu anda düzenleyeceğiz. Hem chat hem de Barış var şu anda hattın diğer ucunda. Barış sen de bir merhaba de. Evet, boşu boşuna merhaba dedim Barış. Seni kandırdım çünkü masaüstü ses gitmiyor yayına. Arkadaşlar Fenerbahçe ile başlıyoruz. Deniz Türüç, Başakşehir nerede ya? He, Medipol Başakşehir. Tamam. Deniz Türüç'ü Başakşehir'e gönderdik arkadaşlar. Perotti, Sisse, Samatta, Kemal, Ademi. Bakalım Kemal Ademi'ye. Ademi. Ya Ademi'nin ben çok da bir... Aha! Ademi'nin son çıktı lan. Aha, Kerim Ademi. Vallahi buldu. Helal olsun be. Hemen onu Fenerbahçe... Şimdi o zaman Frey'i gönder diyorlar. Frey'i mi göndereceğiz arkadaşlar, Frey'i? Tamam. Tamam, Frey'i... Ben ne yapıyorum ya? Frey'i gönderelim şöyle. Hemen birinci sayfaya geçelim arkadaşlar. Frey. Frey'i serbeste gönderiyoruz. Tamam, serbest. Böyle serbeste gel. Var var, bir tane daha var ya. Perotti var. Perotti. Nasıl gelmedi? Bir an böyle baktım. Hani kıskandığını zannettim Perotti'yi hani. Perotti arkadaşlar. O hemen Fenerbahçe alıyoruz onu da. Süper Lig'den ve Türkiye Ligi. Fenerbahçe'mize Perotti'yi de alıyoruz. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi ayarladık. Perotti'yi aldık görmüş olduğunuz gibi. Kimi aldık Barış? Zanka gitmedi diye biliyorum. Zanka kaldı. Pelkas'ı aldık. Ve şey aldık. Bir de bakalım şöyle bir. Bakalım bir. Arkadaşlar şey, Sisse yok oyunda. Serbest kaldığı için Sisse'yi alamadık. Kerim Ademi'yi aldık. Pelkas'ı aldık. Ve Perotti'yi aldık arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe'yi Zanka kaldı diye biliyorum şu anda. Ve Fenerbahçe'yi şu anda. Dirar kaldı mı bizde? Dirar. Zanka gitti diyorlar. Zanka kiralık gitti diyorlar. Zanka da gitmiş arkadaşlar. Zanka'yı da şöyle bir serbest oyunculara kiralık gitti diyorlar. Tamam, serbest oyunculara Zanka'yı gönderdik. Ve Fenerbahçe ile işimiz bitti. Şimdi geçiyoruz Başakşehir'e. Evet, Başakşehir. Arkadaşlar Giuliano'yu Başakşehir'e gönderiyoruz şu anda. Ve Fenerbahçe'den de Deniz Türüç'ü göndermiştik Başakşehir'e. Bir de. Çihatli. Çihatli. Böyle mi arkadaşlar? Bir de bakalım Çihatli'ye. Evet. Nerede oynuyor bu arkadaşımız? Başakşehir'de oynuyor galiba zaten. İnanın olur olmaz bir durum, Başakşehir'e gönderelim de. Tamam. Arkadaşlar Başakşehir'in transferleri de tamam. Hem Deniz Türüç'ü gönderdik, hem Çatlı diye bir oyuncu var, o zaten varmış. Bir de aynı zamanda Giuliano'yu koyduk Başakşehir'e. Ve Başakşehir'i de bitirdik. Şimdi geçiyoruz Beşiktaş'a. Bir dakika şunu bir halledeyim. Gehezal. 2Z ile yazmışlar. Ha, 2Z ile galiba. Dur, 2Z ile yazmışlar. Aha, buldum. Sağ çıktı. Leicester City'de buldum onu. Dur buldum. Beşiktaş, tamam bu. Tamam, Rozier. Sağ bek, evet bu da tamam. Gezal, başka? Tamam. Arkadaşlar Beşiktaş'a da Rozier'i görüyorsunuz. Sağ bek aldık. Bir de Gezal diye bir oyuncu almış Beşiktaş son dakika. Onu da aldık Leicester City'den ve Beşiktaş'ı da tamamladık. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar Galatasaray'a. Arkadaşlar Galatasaray'da hemen şöyle geçiyoruz, Galatasaray'a bakıyorsunuz. Mükemmel, hemen geri çıkıyoruz arkadaşlar çünkü transfer yok. Başka kim var şey, Barış Trabzon'dan sonra? Böyle şampiyonluğu oynayabilecek. Arkadaşlar sonra... Trabzon'a geçtik. Trabzonspor'da Vitor Hugo adında bir oyuncu almış ama Brezilya Ligi oyunda olmadığı için onu ekleyemiyoruz. Sevgili dostlarım, hemen burada görmüş olduğunuz gibi Juninho sağ olsun söyledi.
Jordi, Dijani, Tavares, Semedo adlı oyuncuyu şöyle bir geliyoruz ve Trabzonspor'un yeni transferi olarak Trabzonspor'a katıyoruz sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takım kadrolarımızı size gösterelim. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman ne oluyor oğlum? Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman Fenerbahçe'de yeni transferler şöyle bir bakalım. Bakın Adem'i koyduk şuraya. Onun haricinde Pelkas'ı koyduk. Görüyorsunuz bir son dakika. İki transferi vardı Fenerbahçe'nin ve Perotti arkadaşlar. Perotti de Fenerbahçe'nin listesine kondu. Üç transferini de son dakika transferini de yaptık. Şimdi Galatasaray'a geçiyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'a geçiyoruz ve geri çıkıyoruz. Çünkü Galatasaray'da transfer gelmedi. Şeyde son dakikada bekliyorduk ama gelmedi. Hemen bir Beşiktaş'a geçelim arkadaşlar. Beşiktaş'ta son dakikada alınan oyuncu evet Kiesel arkadaşlar görüyorsunuz bir sağ kanat oyuncusu. Bunu aldık kadroya ekledik ve bir de kim nerede Rozier ha. Bir de 75'lik sağ bek arkadaşlar Rozier aldık Beşiktaş'a. İkisini de Beşiktaş'a ekledik. Şimdi geçiyoruz bir de Başakşehir'e bakalım istiyorsanız. Başakşehir nerede oğlum Medipol? MMH buldum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir de Başakşehir'e geldik şimdi. Burada da öncelikle Giuliano ve Deniz Türüç arkadaşlar son dakika transferleri. Onları da buraya koyduk. Ve şimdi bir de Trabzonspor var. Trabzonspor'a sadece bir oyuncu ekleyebilir. Çünkü Victor Hugo şeyde olduğu için Brezilya Ligi'nde olduğu için ekleyemedik. Ve Trabzonspor'a sadece bir oyuncu ekleyebildik. O da Tavares. O da Tavares arkadaşlar. Görüyorsunuz santrafor inanılmaz bir oyuncu. Suratına baktığınız zaman zaten ben golcüyüm diyor. Ben buradayım diyor. Ve şimdi geçiyoruz bir kariyer açmaya. Bakalım kariyerde hatta kim alalım kariyerde? Süper Lig'e yeni çıkmış takımlardan bir tanesini alalım istiyorsanız. Şimdi Karagümrük'le kariyerimizi açtık. Bir sezon boyunca birazdan simületimizi edeceğiz ve bakacağız şampiyon FIFA 2021'e göre kim olacak. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi geldik. Sezon sonuna direkt hiç. Hatta ara transfere doğru ilerleyeceğim. Çünkü bakayım bir sezonun ortasında durum ne olacak. Önce bir ona bakalım. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 1. Ocak 1'e doğru ilerliyoruz. Öncelikle bakalım ara transfere kadar kim ne yapacak. Sizler de şu anda YouTube videoyu izlerken mutlaka aşağıya yorum yazın. Tahminlerinizin ne olduğu ara transfere doğru ben bu tahmini yaptım diye mutlaka yorum yazın bakalım kimlerin tahminleri tutacak. Sevgili arkadaşlar şu anda ara transfer dönemine geldik yani 1 Ocağı geldik hiç bilmiyoruz şu anda kim kaçıncı. Sizler YouTube'da yorumlarınızı atmışsınızdır lütfen yorumları değiştirmeyin bakalım neler olacak diyoruz ve chatte de şu anda büyük ihtimal herkes Galatasaray'dır yani çok ihtimal Galatasaray gibi Sivas Spor diyen de oldu Antalya Spor diyen oldu böyle yorumlar da geldi ve 3 2 1 çıkıyoruz arkadaşlar lige bakıyoruz lige bakamıyoruz şöyle bir çünkü kupa maçı var. Şöyle geldik Süper Lig diyoruz lige baktık ve birinci Galatasaray ve büyük bir fark atmış hem de çok büyük fark atmış arkadaşlar. Evet 51 puanı var Galatasaray'ın bakın Galatasaray transfer yapmadı diyorduk adam diyor ki benim transfer ihtiyacım yok kardeş ben niye yapayım ki transfer bakar mısınız? Görüyor musunuz? Adamlar arkadaşlar geldiler liderliği aldılar ikinci Fenerbahçe oluyor üçüncü Trabzonspor. Dördüncü Başakşehir, Beşiktaş sekizinci şu anda böyle bir durumda. Peki Fenerbahçe, Fenerbahçe 34 gol atmış bir dakika. Fenerbahçe 34 gol atmış 16'ymış. Bu arada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin defansı iyi ama galiba. Galatasaray ile Fenerbahçe 16 gol yemişler. En az gol yiyen iki takım. Ama Galatasaray 44 gol atmış, Fenerbahçe 34 gol atmış arkadaşlar. İlk yarının durumu böyle. Şimdi krallığına gelelim istiyorsanız. Gol krallığında Falcao aradım. El Falcao. 19 maçta 13 gol atmış ve şu anda lider gözüküyor. Hatayspor'daki Helder Barbosa şu anda ikinci. Göztepe'de üçüncü. Samata dördüncü arkadaşlar Fenerbahçe'den. Şöyle bir bakıyorum. Başakşehir'den Alexis var 7 golle. Beşiktaş'tan Abubakar 7 gol var. 7 gol Abubakar, 9 gol Samata, 13 gol Falcao şu an 3 büyüklere baktığımız zaman öyle bir görüyorum. Trabzonspor'dan da Ekuban ve Envakame'de 7'şer gol atmış. Burada bir şeyler değişebilir mi bilmiyorum. Yani Samata 4 gol gerisinde Falcao'nun. Asist krallığına baktığımız zaman da benden Biglia var arkadaşlar bizim takımdan. 6 asist yapmış. Başakşehir'den Crivelli var. Beşiktaş'tan Atiba var. Abi Atiba kaç yaşına geldi hala oynuyor. Ve gol yenmeyen maçta da Muslera 7 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Mert Günok da 7 tane çıkartmış.
Fenerbahçe'den burada Harun Tekin oynatıyor Fenerbahçe. 4 tane gol yenme maçı var. Ve arkadaşlar şimdi tahminlerinizi yaptınız. Güzel tahminlerde bulunmuşsunuzdur. Sezon sonu tahminleri de gelsin şu anda. İkinci, çünkü ikincilik için bayağı bir iddialı bir kapışma vardı. Galatasaray çok önde gidiyordu ama bir daha göstereyim çünkü tahminlerinizi yapacağınız için. Şöyle bir daha gösteriyorum sizlere. 51-43-41-39 şu anda. 51-43-41-39. İkinci kim olur, üçüncü kim olur tahminlerini hemen şimdi deyinden yapıyorsunuz. Ve sezon sonuna gidiyoruz. Kafayı mı yediniz? Şimdi arkadaşlar sezon sonuna geldik. Mükemmel. Her şey tamam. Gol kralı, şampiyon, Türkiye Kupası, Süper Kupa, işte bilmem Şampiyonlar Ligi, hepsine bakacağız. 2021-2022-2020 sezonu kimler için ne olmuş bakalım. 3-2-1 dedik. Geriye doğru çıktık arkadaşlar ve Süper Lig'in şampiyonu Fatih Karagümrük oluyor. Şaka yaptım, dur. Süper Lig'in şampiyonu arkadaşlar. Ooo, bazı işler değişmiş. Bazı işler çok değişmiş hatta. Çok çok değişmiş bazı işler. Arkadaşlar Galatasaray 99 puanla şampiyon. Tamam, 31 galibiyet ama ikinci. Başakşehir Fenerbahçe'nin ikinciyi almış arkadaşlar. 84 puanla Başakşehir ikinci olmuş. Fenerbahçe 81 puan yapabilmiş. Fenerbahçe 81 puan yapabilmiş arkadaşlar. Konya Spor 4. olmuş. Trabzonspor'u geçmiş. Konya Spor, Beşiktaş hala 8. İlk dönemde 8'di. İkinci dönemde 8. kalmış. 61 puan yapabilmiş sadece. Ve Türkiye Kupası'na bakalım arkadaşlar. Türkiye Kupası'na ne olmuş? Bu benim için önemli. Türkiye Kupası'nı da Trabzonspor Yeni Malatya'yı finalde yenmiş. Ve Fenerbahçe'yi elemiş arkadaşlar. Galatasaray gelememiş ya. Galatasaray nerede elenmiş? Gençler Birliği'ne 2-1 elenmiş Galatasaray Türkiye Kupası'nda. Ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor kazanmış. UEFA Kupası'na bakalım. UEFA'yı Bayern'i 1-0 yenen Sevilla almış arkadaşlar. Bayern'i 1-0 yenmişler. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 1-0 yenen Real Madrid almış. Ben burada tabii ki Bayern'in yenilmesine çok üzüldüm. Biliyorsunuz ki benim Avrupa'da tuttuğum takım Bayern olduğu için moraller bozuldu. Ve lige geliyoruz. Radamel Falcao demiş ki arkadaşlar siz gidin kumda oynayın. Benim adım Radamel Falcao demiş. Ve 22 golle gol kralı olmuş. Göztepe'den İde'ye 16 gol atmış. Edin Visca 16 gol. Malatya Spor'daki Teteh 14 gol atmış. Koyuta, Kasımpaşa'dan, Denizli falan filan. Fenerbahçe'den. Oha, Fenerbahçe'den oyuncu yok ilk sayfada. Galatasaray'dan bak. Galatasaray'dan Falcao var. Onun haricinde Galatasaray'dan da başka oyuncu yok. Beşiktaş'tan da oyuncu yok. Oğlum bu Konya Fenerbahçe'den Rodriguez 9 gol atmış sadece. Abi çok ilginç ya. Bir dakika bir şeye bakacağım. Asist kralına bakalım bir de. Asist kralına Crivelli arkadaşlar. Başakşehir Biglia bizden. Donk Galatasaray. Galatasaray'dan Donk, yine Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson. Fenerbahçe'den yine kimse yok galiba. Gollenmeyen maçlarda Muslera 16. Galatasaray var ya, ipe dizmiş herkesi. FIFA'ya göre Galatasaray mahvetmiş arkadaşlar. Bitirmiş her şeyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gelmek istiyorum. Beşiktaş'a bakacağım. Takım sezon istatistiklerine ne olmuş? Şimdi Beşiktaş'ta çok ilginç arkadaşlar. Sadece Abubakar 8 gol atmış. Bütün sezonda 8 gol atmış. Larin 7 gol atmış. Josep de Souza 32 yaşında 6 gol atmış. Lens 5 gol atmış. İnanılmaz kötü performanslar. Atiba 6 tane asist yapmış. Adem Laiç 4 asist yapmış. İnanılmaz kötü ya. Beşiktaş inanılmaz kötü oynamış arkadaşlar. Şimdi geçelim Fenerbahçe. Fenerbahçe ne olmuş? Fenerbahçe Beşiktaş'tan aşağı kalır yeri yok. Geri Rodriguez 9 gol atmış. Fenerbahçe'nin hiçbir santraforu yok ki. Fenerbahçe santraforsuz mu oynamış? Bak, Ener Valencia 1 gol atabilmiş arkadaşlar. 1 gol. Abi Fenerbahçe'nin santraforu Mehmet Yam 0 gol. Adem'i 0 gol. Abi bu nasıl bir şey? Fenerbahçe, bir dakika ya. Şeye bakacağım. Bu şeyler kaç maç oynamış? Bir saniye. Forvetler. Fenerbahçe forvet oynatmamış ki arkadaşlar. Fenerbahçe acaba kim oynatmış öyle? Ha, Valencia oynatmış Fenerbahçe. 16 Valencia 16 maç yapmış santraforda. Mehmet Yam da 9 maç yapmış. Bunların ikisi arkadaşlar. Mehmet Yam 9 maç 1 asist. Valencia 16 maç 1 gol 1 asist. Yani inanılmaz iyi performanslar yapmışlar. Asistlerde de Jose Souza 4 asist yapmış. Perotti 4 asist yapmış. Filip Novak falan. Fenerbahçe rezillik ya. Galatasaray'a bakıyorum. Galatasaray'da da Falcao 22 gol atmış. Onun haricinde Belhanda 9 gol falan atmış. Ya. Bunlar da hani Falcao taşımış. Ryan Dok 7 asist. Belhanda 6 asist yapmış. Trabzonspor'u merak ediyorum. Bir de Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da şöyle bir bakalım arkadaşlar Trabzonspor'a. Arkadaşlar Mbakame 12 gol. Ekuban 9 gol. Hani bak burada yine bir 12-9 bir şeyler paylaşılmış. Asistlerde de Mbakame 6 asist. Anderson Trotsen diye bir oyuncu da 5 asist yapmış arkadaşlar. İlginç bir
sezon olmuş. Yani FIFA'ya göre arkadaşlar Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Sevilla UEFA Kupası şampiyonu, Türkiye Ligi'nin şampiyonu da Galatasaray olmuş. Bakalım bütün sezon bize gerçekte neler gösterecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Lütfen videonun çıkmadan abone olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın.